Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Gençler, bugün bu videomuzda hem biraz kamp hakkında genel bir muhabbet edelim, bir değerlendirme yapalım. Hem de sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki bugün 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bunlar hakkında biraz konuşalım istedim ve dolayısıyla geçtim kameranın karşısına. Sizler için bir şeyler mırıldanalım bakalım. Şimdi arkadaşlarım, biliyorsunuz ki kampımız devam ediyor tüm hızıyla. 2022 TYT Matematik Kampı 11 hafta sürecek demiştik ve 5. haftanın içerisindeyiz. Yani neredeyse yarıladık gençler. Kamp için demiştim ya, hem kitaptan ilerleyeceğiz. Kitabımızı biliyorsunuz, buradaki kitap. Hem kitaptan ilerleyeceğiz demiştik arkadaşlar. Hem de bunun yanı sıra size ekstradan bir soru bankası önermiştim. Bu soru bankasından da verdiğim ödevleri yapmanız gerekiyor demiştim. Umarım ödevler yapılıyordur. Böyle kendini yalnız hisseden falan arkadaşım varsa da hem Instagram'dan DM atabilirler, hem de mail adresime arkadaşlar bu yaptığınız ödevleri de gönderebilirsiniz. Ha, yani kontrol ederim. Genel itibariyle tüm gelen mesajlara cevap vermeye gayret gösteriyorum. Benim yetişemediğim yerde de Irmak hocanız DM'lere ve maillere bakıyor arkadaşlar. Mutlaka cevapsız kalmayacaktır, emin olabilirsiniz. Yaptığınız ödevlerin fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Hocam ben bu ödevi yaptım diye oradan da kontrolleşebiliriz yani. Tamam. Ödevleriniz bitmediyse mutlaka ama mutlaka yetiştirin arkadaşlar. Bir şekilde bu durumu hızlandırın. Planınızı, programınızı buna göre ayarlayın. Bu haftada çarpanlar ayırma, üstlü ifadeler ve köklü ifadeleri işleyeceğiz. Hatta çarpanlar ayırma videosu sabah geldi biliyorsunuz. Hemen konu testi de arkasına geldi. Valla kamp genel itibariyle güzel gidiyor. 5. haftaya kazasız belasız güzel bir şekilde geldik. Ve artık dedik ya, yarıladık. Kampın bitişi de güzel olacak arkadaşlar. Ki hemen sonraki haftalarda zaten oran orantı ve problemler konusunu da işleyeceğiz beraber. Problemler 2 hafta sürecek biliyorsunuz. Kamp programımızda yer alıyor. Umarım güzel gidiyordur. Kamp hakkında farklı bir değerlendirmesi, bir isteği, arzusu olan arkadaşlarımla yorum kısmına bu yorumları yazabilirler. Şimdi 2022 YKS sonuçlarıyla alakalı da biraz konuşalım. Yerleştirme sonuçlarıyla alakalı da konuşalım. Tabii ki illaki sürpriz olan vardır. Ya ben burayı beklemiyordum ama burası geldi. Tam istediğim yer geldi diyen de vardır. İşte hocam burayı beklemiyordum. Hani gelse çok iyi olur diyordum ama beklemiyordum ama orası geldi diyen de vardır illaki. Öncelikle kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum fazlasıyla. Çünkü gerçekten güzel bir şey başardınız artık. Yani üniversiteli oldunuz artık. Üniversiteli olmak farklı bir olay. O yüzden gerçekten arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonraki yaşantında da, bakın sadece üniversite demiyorum, yaşantınızda belki 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında vefat edeceksiniz. Allah uzun ömürler versin ama Allah çok güzel ömürler versin. İnşallah bu başarılarınız geri kalan yaşantınızda da devam eder. Hem üniversite hayatınızda, hem iş hayatınızda, hem aile hayatınızda, evlilik hayatınızda, her konuda arkadaşlar başarılarınızın devamını diliyorum en içten dileklerimle. Şimdi şunu da unutmuyorsun. Sen şu an üniversite kazandın, evet. Belki bir sene, belki iki sene, belki üç sene. Bunun için çok çalıştın, çok çabaladın. Dişini sıktın. Ama sonuçta aldın emeklerinin karşılığını. Yalnız şöyle bir durum var, kazandım diye de hemen öyle her şey bitmiş gibi düşünmeyeceksin. Aynı şey mezuna kalanlar için de geçerli. Sen üniversiteyi kazandım diye her şey bitmiş değil veya kazanamadın diye her şey bitmiş değil. Kazanan arkadaşlarımı şu üniversite sınavına hazırlık maratonunda ne kadar yoruldularsa, kazanan arkadaşlarım emin olsunlar ki o vize dönemlerinde, final dönemlerinde çok çok daha fazla yorulacaklar. Bir kere üniversite okumak zaten lise okumaktan çok çok daha zor bir olay. Tabii onları farklı bir maraton bekliyor artık. Onlar oranın zorluklarına alışmaya gayret gösterecekler. O ortama adapte olmaya çalışacaklar ki merak etmeyin, kolayca adapte olursunuz. Üniversite temposunu güzel bir şekilde gençler kendinizi adapte edebilirseniz, o sizin için zaten üniversite keyifli bir olay olacaktır. Keyif alarak okuyacaksınızdır. Ama dediğim gibi yine de çok fazla ders çalışmayı da ihmal etmiyorsunuz. Eğlencenin yanı sıra, üniversite eğlenmeye gidilen bir yer değil zaten ama eğlencenin yanı sıra
Mutlaka ama mutlaka derslerinize de adapte olmalısınız. Şehir içi ve şehir dışı üniversite kazanan arkadaşlarım için de. Şehir içinde üniversite okumak biraz daha böyle hani üniversite yaşantısını, yani bulunduğunuz şehirde üniversite okumak biraz böyle üniversite yaşantısını, arkadaş ortamını etkileyen şeyler. Çünkü eğer şehir içindeysen akşamları mutlaka ailenin yanına dönüyorsun. Örnek veriyorum, akşam yemekleri için ailen sana telefon ediyor. Hani dersin bitti mi, bekleyelim mi gibisinden. Şehir içinde üniversite okumak gerçekten ama gerçekten çok basit. Yani hani derslerden bahsetmiyorum, yaşantıdan bahsediyorum. Ben ikisini de okuduğum için, çünkü hem yaşadığım şehirde üniversite okudum hem de evimden uzakta bir üniversite okudum arkadaşlar. Yaşadığım şehirde üniversite okurken, Gazi Matematik'te okurken sabahleyin uyanıyordum, örnek veriyorum. Kahvaltım hazır oluyordu. Canım anam sağ olsun kahvaltımı hazırlıyordu. Hatta bir de kahvaltıda beğenmediğim şeyler varsa veya istediğim şey yapılmamışsa bir de kavga etme lüksüne sahiptim. Bu niye yapılmamış ya falan gibisinden böyle bir de kavga ediyordum yani annemle. Neyse, evden çıkıyordum. Ben derslerimi hallediyordum. Akşam eve döndüğüm zaman yatağım jilet gibi toplanmış oluyordu. Akşam yemeği hazır oluyordu. Temiz kıyafetlerim hazır oluyordu. Bütün kıyafetlerim yıkanmış biçimde tertemiz kokuyordu. Ütülenecek kıyafetlerim varsa onların hepsi ütülenmiş oluyordu ve ekstra bir şey yapmıyordum. Yani eve geliyordum, yemek yiyip biraz yarım saat, bir saat dinlenip ders çalışabiliyordum. Bu konuda hani mesela biraz daha bahsedeyim oradan en iyisi. Mesela faturalarımı ödemiyordum. Yani evin faturalarını babam ödüyordu zaten yani. Hani bir şekilde her şeyi es geçmiş oluyordum. Ben sadece hani o hengameli hayatın bir tanesine bile dokunmuyordum. Böyle geçim derdiymiş, şuymuş, buymuş, hiçbirini düşünmek zorunda kalmıyordum. Çünkü onu benim yerime birileri düşünüyordu, ailem düşünüyordu zaten. Ama dedim ya, şehir dışında da üniversite okudum ben. Sabahleyin uyanıyordum, tabii yatağımı toplamadan evden çıktıysam akşam eve döndüğümde yatağım hala dağınık oluyordu. Öyle jilet gibi falan bir durumu yoktu yani. Sabah uyanıyordum, kahvaltı yok, mecbur kendin hazırlamak zorunda kalıyorsun. Akşam eve geliyordun, yemek yok, mecbur kendin yapmak zorunda kalıyorsun. Bir bakıyorsun giyecek bir şeyin kalmış, mecbur makineye çamaşır atıyorsun, onları asıyorsun. Astıktan sonra ütülenecek bir şey varsa onları mecburen kendin ütülüyorsun. Evi mecburen kendin siliyorsun, süpürüyorsun. Her şeyi ama her şeyi tabii kendimiz yapmak zorunda kalıyorduk. Bu biraz da tabii bizde sorumluluk yüklemek zorunda kaldı. Sorumluluklarımızın farkına varmaya başlıyoruz. Şehir dışında üniversite okuyorsak. Tabii diyorum ya, şehir içi ve şehir dışı gerçekten fark ediyor. Üniversite okurken ciddi anlamda fark ediyor. Çünkü hani dediğim gibi bazılarının kolaylıkları var, diğerinin zorlukları varken tabii dezavantaj ve avantaj durumlarına girmiyorum. Kimimiz için dezavantaj olan durum avantaj olabilir. Başkası için de avantaj olan bir durum dezavantaj olabilir. Bu durumlara hiç girmiyorum arkadaşlar. Ama benim için şehir içi mi şehir dışı mı daha kolaydı diye sorarsanız bence şehir içi daha kolaydı. Ama şehir dışında okuyan arkadaşlarım da onun da tabii bende bıraktığı o sorumluluk yükleme durumu. Eğer ben şehir dışında okumuş olsaydım mesela şu an hala cebimdeki paraya hükmedemiyor olurdum. Çünkü şehir dışında okurken ilk bir ay, iki ay belki biraz zorlanabiliyorsun cebindeki maddiyat konusunda ama üçüncü aydan sonra diyorsun ki ben kendime öyle söylemiştim. Lan İsmail dedim, hani tamam sen sürekli harcama yapıyorsun ama bunun bir sınır noktası var yani. Evdeki gibi değilsin artık. Çünkü evde porçöz bittiğinde bile onu sen almak zorundasın artık. Yani hani bir başkası alamaz. Yani evde porçöz bitti diye bunun hiçbir zaman derdine düşmüyordum ailemin yanındayken. Ama mesela piril bitmiş. Yani piril mi deniyor? Yani marka vermeyelim şimdi. Bulaşık deterjanı bitmiş. Yani bunun derdine ben hiçbir zaman düşmüyordum ama şehir dışında okurken mecburen düşüyorsun. Yumuşatıcı bitmiş, aman onun derdi ayrı. Elektrik faturası gelmiş, onun derdi ayrı. Dolayısıyla tüm bunları bir düzen içerisine sokabilmem için mecburen biraz olgunlaşmak zorunda kalıyorsun. Hayata biraz olgunlaşarak devam ediyorsunuz şehir dışında okurken. Ben bunu hissetmiştim. Bu benim öngörülerim, bu benim yaşadığım şeyler, benim tecrübelerim arkadaşlar. Belki bir başkası için farklı olabilir ama dediğim gibi ikisinin de tadı çok çok farklı. Şimdi mezuna kalan arkadaşlarım için, bu arada tekrardan kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yollarına dolu dizgin devam etsinler. Bundan sonraki hayatlarında da
bol miktarda başarı onları inşallah bekliyordur. Mezuna kalan arkadaşlarım, şimdi biraz da sizlerden bahsedelim. Mezuna kalmak, öncelikle şunu belirtmek istiyorum, dünyanın sonu falan değil. Ciddi anlamda değil yani. Hani şu an bana sormuş olsalar, ben ilk girdiğim sene kazanmıştım. İlk girdiğim sene yazdım ve okumaya başladım. Yani liseden çıktım, lise bitti. 2,5-3 ay sonra üniversiteye başladım. İlk girdim sınava, okey dedim, tamam bu puan iyi, bu sıralama iyi, ben direkt yazar giderim diye. Ama şimdi sorsalar bana, işte bundan 13-14 sene öncesine gitsen ne yapardın diye sorsalar, ben mezuna kalırdım sanırım. Yani bu da size ekstradan farklı bir bakış açısı getirebilir belki. Mezuna kalırdım diyorum. Niye diyorum? Çünkü idealleriniz sadece bu yaşlarda oluşmuyor arkadaşlar. İdealler dediğimiz mesele tüm hayatınız mı? 60 yaşına da gelseniz bazı idealleriniz olabilir. Tabii ideallerinizi gerçekleştirmek için çok dinamik yaşlardasınız. Yani bu yaşlar bir daha gelmiyor. Evet, 17, 18, 19 yaşındasınız çoğunuz. Ama bu yaşlarda bir daha gelmiyor. Hocam bir kere mezuna kaldık, idealleri gerçekleştirmek için olmadı, İkinci defa daha mı kalalım? Vallahi ben 4 defa mezuna kalan öğrencim de tanıyorum. Ama mesela bu sene yerleşti ve ben onun mutluluğunu ekstradan bana anlatırken, zaten mesela telefonda o mutluluğu bana anlatırken sanki o mutluluğu ben yaşıyormuşçasına hissettim o mutluluğu. Sonuç olarak İdeallere kavuşma mevzusu bu. İdeallerinizi gerçekleştirmek için zamanınız var mı, imkanınız var mı? Bu bunların mevzusu. Ben herkese çıkıp da kesinlikle mezuna kalmalısın diyemem. Veya işte 3 sene daha mezuna kal diyemem. Veya yaz bugün git diyemem. Bunun muhakemesini içinizde kendiniz yapacaksınız. Önce bunu mutlaka oturtun. Oturun, elinize bir kağıt kalem alın. Artıları yazın, eksileri yazın. Mezuna kalmalı mıyım? Bu sene gitmeli miyim? Kazanmışım ama kayıt yaptırmalı mıyım? Kazandım ama bu bölümü de istemiyorum gibisinden oturun. Tüm artıları, eksileri yazarsam ve yazdım, burası geldi, gidersem neler olabilir? Beni neler bekleyebilir? Artıları neler? Eksileri neler? Gitmezsem bunların artıları neler? Eksileri neler? Oturun yazın. Artı daha fazla basıyorsa, hangisinde artı daha fazla basıyorsa o yola doğru yönelin arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda hele ki şu dönemde inanılmaz derecede buna dikkat etmemiz gerekiyor. Artılara, eksilere diye düşünüyorum ben en azından. Şimdi mezuna kalan arkadaşlarım için dedim ya, enseyi karartmıyorsunuz kesinlikle. Bu çok doğal bir durum. Normal bir durum. Yani daha 18 yaşındasınız. Yani ben üniversitedeyken kutladım 18. yaş günümü. Öyle düşünün. Daha 18 yaşındasınız. Hayatın çok ama çok 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 başındasınız. Dolayısıyla mezuna kalmak demek ölümle eşdeğer bir şey değil. Bunu kesinlikle kafanızdan atın. Enseyi karartmayın. Çalışmaya ya da bir yerden başlamanız gerekiyor. Bu sizin de kafanızda bir yerlerde var. O derinlerde bile olsa kemiriyordur kafanızı. Çalışmaya bir yerden başlamanız gerekiyor. Ama şu an genel itibariyle düşündüğünüz şey de ben çalışmaya nereden başlayacağım? Nereden başlayacaksın? Oturduğun noktadan itibaren, şu andan itibaren çalışmaya başlayacaksın. Çünkü zaten daha yeni açıklanmış bir haber var ve yeni aldığın bir karar var. Ben mezuna kalacağım dedin. Tamam, sen bu kararı verdin ama kararı verir vermez insanlar genelde kollarını bir sıvamaya başlar. Der ki tamam, benim planım şu olmalı, programım bu olmalı ve ben şu şekilde çalışmaya başlamalıyım diye anında çalışmaya başlamalısınız. Şunu derseniz çok büyük yanılgılar içerisine girersiniz. İşte tamam, bu haftada geziyim tozuyum, haftaya başlarım. Zaten uzun ve yorucu bir süreçten geçtim. Bu süreç beni aşırı derecede yıprattı ve ben artık biraz dinlenmek istiyorum. Biraz kafamı dağıtmak istiyorum. Biraz arkadaşlarımın yanına gideyim. Biraz işte şöyle bir tatil yapayım. Biraz da işte şurayı da gezeyim. Ondan sonra başlarım falan. Bunlar arkadaşlar olmasın. Çünkü bunu diyen arkadaşlar bir hafta dinleneyim diyor ya, bir hafta sonra diyor ki 3 gün daha dinlensem diyor hiçbir şey olmaz diyor. 2 gün daha dinlensem hiçbir şey olmaz diyor. Mesela şu an saydım 12 gün etti, tamam mı? Hani dinlenme süresi 12 gün etti. Hadi varsayalım 15 gün dinlendin diyelim. O 15 günü eğer konuların bitmediyse ve kendini hala hazır hissetmiyorsan, sınava 15 gün kala kendini hazır hissetmiyorsan, o zaman diyorsun ki bir 15 gün daha olmuş olsaydı çok çok güzel olurdu diyorsun.
Madem öyle, en başında harcadığın krediyi sona saklasan da sınava girmeden hemen öncesinde sınav arifesinde çok büyük rahatlıklar içerisinde girsen olmaz mı diye sorarlar adama. Dolayısıyla şu an yaptığımız hatalar ve şu an verdiğimiz molalar ileride hiç dinlenemeyeceğiniz anlamına gelir. Bu uzun bir süreç. Nereden baksanız 10 ay gibi bir süreniz var bu sınava hazırlanmak için. Ve bu 10 aylık süreç içerisinde sen en başında dinlenirsen yolun devamında hiçbir şekilde dinlenmeye vakit bulamayacaksın. Bulsan da vicdanın rahat etmeyecek. Ulan ben şu an dinleniyorum ama hani yanlış da yaptığımın farkındayım diyeceksin ileride dinlenirken. Ama yine de bir hani dinlensem mi, tamam bırakayım hadi biraz dediğin an zaten vicdan azabından duramıyorsun. Dolayısıyla ben sana şimdiden peşin peşin söylüyorum. Ben sana şimdiden çalışmaya başlamasını diyorum. Kolları sıvayacaksın, oturacaksın masanın başına, kitabının başına ve bir plan ve program çıkaracaksın. Şimdi bu plan program yaparken de öğrenciler genelde belirli bir hataya düşüyorlar. O hatalardan da bahsedeyim size, yapmayın. Biliyorsunuz ki bir danışmanlık da işletmiştik zamanında. Yani bu danışmanlıkta öğrencilere işte çalışmalarıyla alakalı yön veriyorduk. Üniversiteyi kazandıktan sonrasıyla alakalı yön veriyorduk. Üniversite sınavına hazırlanırken yön veriyorduk. Ama genelde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere biz daha fazla yön veriyorduk. Şimdi burada da planlarımız, programlarımız, çocuk geliyor diyor ki hocam bana bir plan çıkaralım diyor. Diyorum işte ben bir sene boyunca o plana uyuyayım. Arkadaşlar hiç kimse ama hiç kimse bir sene yaptığı plana uyamaz. Size biraz daha ileriye götüreyim. Bir aylık bir program yaptıysanız bile bu programa uymanız çok zordur. Hatta biraz daha ilerisine götüreyim. Şu an bir haftalık bir program yapın kendinize. Şu gün şöyle olacak, bugün böyle olacak, bu hafta şunları şunları yapacağım diye bir program yapın. O bir hafta içerisinde mutlaka ama mutlaka o programınız bozulacaktır arkadaşlar bir haftada. Niye bozulacaktır? Çünkü arkadaşlar biz çok değişkenli bir hayat yaşıyoruz. Bir düğün çıkar bozulur. Bir cenaze olur Allah korusun bozulur. Bir davet olur bozulur. Hastalanırsın planın programın bozulur. Ve bir aylık plan ve program yaptıysan sen ve o plan program daha dördüncü gününde beşinci gününde bozulduysa onun devamı zaten bir daha toparlanamaz. Dolayısıyla benim sana vereceğim en güzel akıl şu. Bir senelik, bir aylık öyle bir haftalık programlardan kaçın. Bak bir haftadan bile kaçın diyorum. Oturacaksın programlarını maksimum 2 veya 3 günlük programlar halinde programlar yapacaksın. Programın bittiğinde, planın bittiğinde yeni planlar oluşturacaksın kendine. Ve bunu bir sene boyunca devam ettireceksin. Hem bu sana ileriki hayatında sadece üniversite sınavına hazırlanmak değil, ileriki hayatında da sana çok güzel artıları dokunacaktır bunun. Buna emin olabilirsin. İnanılmaz derecede böyle her şeyi şipşak halledebilen ve zorluklar karşısında eli ayağı titremeden planlı programla hareket edip aklı selim biçimde hareket edip düzgün kararlar alan, doğru kararlar alan bir birey haline de gelirsin. 2 veya 3 günlük programlar yapacaksın. Derece yapan hangi öğrencim olursa olsun herhangi bir tanesini şimdi arayıp sorsam bu planlarını ve programlarını 2 veya 3 günlük program yapmış halde buluruz onları. Emin olun bu şekilde planladılar, bu şekilde programladılar ve başarıya bu şekilde ulaştılar. Bunu sakın unutmayın. 2 veya 3 günlük programlar istiyorum. Diyeceksiniz ki bugün oturdunuz, bir kağıt kalem aldınız veya işte tabletinize yazıyorsunuz, bir yere yazıyorsunuz. Yazın ama mutlaka planınızı. İşte önümdeki 48 saat. Bu 48 saat içerisinde şunlar 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 bitecek. Bunlar olacak. Şunu yapacağım. Buraya yapacağım. Hatta diyeceksin ki işte bugün dışarı çıkacağım. Şu işleri halledeceğim. Bunları da yapacağım. Sadece ders planı, ders programı istemiyorum sizden. Bunları yapacaksınız. Ama bir an önce yapın bunu. Tamam? Bir an önce gaza mı geliyorsunuz artık? Yoksa kendinizi motive etmenin bir yolu mu var? Hangisi ise bunu yapın ve şimdiden itibaren bu video bitsin ve kendinize bir karar alın. Alın elinize kağıdı kalemi ve yazın arkadaşlar, tamam? Asla bir senelik, aylık veya haftalık planlar yapmıyorsun. 2 veya 3 günlük planlar yapıyorsun. Böyle tabii her şeyin de bir alışma süreci vardır. Hani ben mesela çayı şekerli içerdim eskiden. Yaklaşık 12-13 sene önce bir şekerli çay içiyordum. Daha sonrasında çayı şekersiz içmeye başladım. Bir arkadaşım söylemişti. 8 gün boyunca şekersiz iç çayı, 9. gün şekerli içtiğin çaydan nefret edeceksin.
O sana böyle bildiğin şerbet gibi gelecek, kusasın gelecek falan demişti. Ki gerçekten de öyleymiş. 8 gün içtim, 9. gün içtiğim bir deneyim dedim. Denedim, gerçekten iğrenç bir tadı vardı. İğrenç de demeyeyim nimete de. Yani hani hoş olmayan bir tadı vardı. Dolayısıyla bakın 12-13 senedir bu plana ve programa hala devam ediyorum. Sadece 8 günlük bir alışma süreci. Her şeyin bu şekilde bir oturma süreci, bir olgunlaşma süreci vardır. Bu 2-3 günlük programlara yaklaşık şöyle 2 hafta, 3 hafta falan devam edersen zaten alışkanlık kazanıyorsun. Benim bütün planlarım, bütün programlarım bu şekilde. Senelerdir bu şekilde. Kendime 2, maksimum 3 günlük, eğer çok yoğunsam 3 günlük programlar hazırlıyorum ve bunlara uymaya gayret gösteriyorum. Öyle 1 haftalık, 1 aylık, 1 senelik programlar arkadaşlar sizi başarıya götürmez. Aksine moralinizi bozar. Çünkü 1 haftalık, 1 aylık yaptığım programlara uyması çok zordur. Hemen dağılırız. Bundan bahsettikten hemen sonra da sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz ki bizler 2023 TYT kamplarımıza başladık. 2023 YKS için sevgili gençler, biliyorsunuz ki çalışmalara çok öncesinde başladık. Yani 18 Temmuz'da ben videoları, 2023 tayfa için olan videoları atmaya başlamıştım. Sizler de bu kamplara katılabilirsiniz. Kampların faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Hani bu kampları sadece motamot gidip de ders anlatalım, konu öğrenelim, soru çözelim, bu şekilde değil. Biliyorsunuz ki geçen sene sınava giren öğrenciler de biliyorlar ki, beni geçen seneden takip eden öğrenciler varsa şunu biliyorsunuz ki, sınavın son anına kadar zaten böyle bir abi gibi, bir öğretmen gibi yanınızda olmaya gayret gösteriyorum. Elimden geldiğince, ki biliyorsunuz Nisan ayında doğan bir küçük kızım var, ama ona da rağmen yine tüm canlı yayınlarımıza devam ettik. Aynı evin içerisinde tüm canlı yayınlarımıza devam ettik. Oturdum, sizler için sorular yazdım, bunları dizgiledim, bunların canlı yayınlarda videolarını çektim. Canlı yayınlar haricinde ekstradan sınav anına kadar videolar çektik. Irmak Hoca ile beraber videolar çektik. Geçen sene kamp yaptık. 2 tane, bir TYT bir AYT kampı. Denemeler çözdük. Soru bankaları bitirdik. Dolayısıyla arkadaşlar bizler zaten sizlerin yanınızdayız. Bunda zaten sıkıntı yok. Yani ben Allah bana ömür verdiği ve sağlık verdiği müddetçe ben zaten geçeceğim. Aha, bu mikrofonun başına, bu kameranın başına, bu bilgisayarın başına oturuyorum. Hava sıcaklığı kaç olursa olsun, moralim düzgün olsun olmasın, sıkıntı yok, ben geçiyorum. Bir görev bu benim için, bu benim için artık bir sorumluluk. Sizlere bir söz veriyorum ben. Diyorum ki sınav anına kadar hep yanınızdayım. Dolayısıyla arkadaşlar oturun benimle beraber ders çalışmaya başlayın derim ben size. Ciddi anlamda hani bunun planını, programını da kafamda ben kendim yaptığım için, hani o 2-3 günlük programlarla ben yaptığım için zaten size o kısımda çok bir plan programı kalmıyor. Sen sadece şunu yazabilirsin planlarına, programlarına: İşte İsmail Hoca'nın şu videolarını izle, şu soru çözüm videolarını izle, İsmail Hoca'nın ödevlerini yap şeklinde belirtebilirsin. Bir de o 2-3 günlük programlardan tekrardan bahsetmek istiyorum. O programları hazırlarken şu şekilde hazırlama: mesela 2 saat matematik çalış, böyle program hazırlama. 2 saat matematik çalış diyorsun da, belki diyelim ki hani anlamadığın bir konudasın, o 2 saatte matematiği hiç verimli çalışamadın, ama sen şunu yapıyorsun: he tamam, 2 saat matematik çalış yazmışım ben buraya, 2 saatte çalıştım, o zaman defteri kapatayım, kaldırayım kenara. Böyle olmaz. O gün neyi çalışacaksan anlayana kadar matematik çalış yazdım, matematik çalışacaksın. Fizik çalış dedim, fizik çalışacaksın. Şu testleri çöz dedin ama kaç dakikada çözeceğini bilmiyorsun. Oturacaksın, onları çözeceksin. Çözmeden başından kalkmayacaksın. Planın, programın bu şekilde olmalı. Aklında bulunsun. Sonuç olarak bir markete gidip geleceğim dediğinde bile, örnek veriyorum, benim şuradaki market, binanın altında market var. Markete gidip gelmem taş çatlasın, İçerideki alacağım şeylerle beraber, örnek veriyorum, 7,5-8 dakika sürüyor. Ama gidiyorum, giderken işte oradan kuru yemişçi bana diyor ki İsmail hocam nasılsın diyor. Ben de diyorum ki iyi abi diyorum. Hocam gel diyor, sana bir çay ısmarlayayım diyor. Bir oturuyoruz, çay içiyoruz, eve bir geliyorum, yarım saat geçmiş. Yani planlar, programlar sizi bu şekilde saat kısıtlaması getirerek yaparsanız sizi çok büyük şaşırtır. Dolayısıyla şaşırmamak için planınıza ve programınıza sadık kalamadığınızda da canınız sıkılır. Çünkü diyeceksiniz ki bu sefer de kendi kendinize, ben kendime yazdığım planı, programı daha henüz uygulayamıyorum deyip bu sefer de farklı yerlerden medet umacaksınız. İşte rehberlik hocalarıdır, psikologdur, şudur budur. Gideceksiniz bana program yaz demeye başlayacaksınız.
Zaten bir başkasının da bir başkası için yazdığı program asla kendi yazdığı programın yerini tutamaz. Dolayısıyla benim size naçizane tavsiyem, ki ben senelerdir yapıyorum bunu, 2 saatlik 3 saatlik programlar ayarlayın kendinize. 2 günlük 3 günlük programlar ayarlayın kendinize. Asla ama asla bu programların içerisinde saat kısıtlaması yapmayın. Matematiğe 2 saat, fiziğe 3 saat, şuna 1 saat, buna da yarım saat ayırsam, günlük 1 saatte de yemek yesem, 1 saatte de televizyon, böyle program hazırlanmaz. Bu programı genelde böyle nasıl diyeyim, İlkokul çocukları falan kendilerini hazırlar. Onlar da işte bir hevesle başlarlar ama tabii onlarda büyük bir yıkım oluşmaz. Yani hani ben 2 saat matematik çalışacaktım, bugün çalışmadım, neyse ya oyun oynamaya devam edeyim falan diye. Siz ciddi bir iş yapıyorsunuz, üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar, dediğim programı dediğim şekilde ayarlayıp yapmaya çalışın. Şimdi en başından itibaren bir daha toparlarsak, TYT Matematik Kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Onda zaten sıkıntı yok. Devam etmeye de devam edecek zaten. 11 hafta sürecek demiştik. 5. haftamızın içerisindeyiz. Yaklaşık 6 haftalık bir sürecimiz kaldı. Bu kamp bittikten sonra da AYT kamplarına başlayacağız. Birazcık mola verdikten sonra AYT kamplarına başlayacağız. Kanalda biliyorsunuz ki Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın ve Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma Kitabı'nın çözümlerinde ekstradan yapıyoruz. Bunlar haricinde değerlendirme ve ödev videoları veriyorum. Ödevlerinizi sıkı sıkıya yapmanız gerekiyor. Eğer ödevleri hocam ben yapıyorum ama bir kontrol mekanizması olmadıktan sonra benim için ödev çok verimli olmuyor diyorsan, sıkıntı yok kardeşim. Instagram'dan bana DM atabilirsin. Diyebilirsin ki hocam böyle böyle, bakın ben fotoğrafları çektim, ödevlerimi yaptım. Oturur orada da değerlendirmesini yaparız. Yani oturur orada da, yani bir alkış gerekiyorsa sana bir alkış yaparız. Bir tavsiye istiyorsan bir tavsiye veririz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Benim işim gücüm sizsiniz. Benim işim gücüm sizsiniz. Altını çizerek söyledim. İki defa söylüyorum bakın. Benim başka bir derdim gücüm yok. Benim çalışma İşim, yani çalışma alanım, benim işim sizsiniz. Başka bir şey değil. Dolayısıyla gönderin arkadaşlar, ilgileniriz ya. Ben ilgilenmeyeceğim de kim ilgilenecek? Gönderin gençler, tamam mı? Yapın bunları. Ekstradan tabii göndermek isteyen göndersin. Göndermek istemeyen, hocam ben zaten yapıyorum ödevleri. Bu şekilde bir de Instagram hesabım falan da yok zaten çalışmaya başladım diye falan diyorsan, o kendin bileceğin iş. Ama ödevlerini yapıyorsan sıkıntı yok. Ödevlerini yapabilmen için de ekstradan bir gaz gerekiyorsa, bir itici güç gerekiyorsa onları da yaparız. Sıkıntı yok arkadaşlar, tamam. Şimdi en başından bir daha toparlamak gerekiyor demiştim ya, kaldığım yerden devam edeyim. Metin yayınlarını çözdüğümüzden bahsettik. Ödevlerinizi mutlaka yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Kazanan arkadaşlarıma tekrardan hayırlı olsun diyorum. Onları çok 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 tebrik ediyorum. Kazanamayan arkadaşlarım da en başında söylediğim gibi enseyi karartmıyorsunuz. Bu hayatınızın sonu değil. Ölümle eşdeğer tutmuyorsunuz. Mezuna kalabilirsiniz. Bu sene gireceksiniz. Belki bu sene de olmayabilir. Yani sonuçta hayat bu. Her şey planladığınız gibi gidecekse o zaman hayat olmasının bir anlamı yoktu zaten. Zaten bir şeye plan yapıyorsan risk olduğu için plan yapıyorsun. Neden plan yapar bir insan? Riskleri minimuma indirmek için. Hayatını istediği gibi kontrol edebilmek için. Çünkü sen plan yapmadığın sürece de bu hayat akıyor. Neden plan yapıyoruz o zaman? Hayatımız istediğimiz gibi aksın diye. Tamam mı? Sonuçta sen hiç plansız da dursan, geçip akşama kadar şu köşede hazır ol da beklesen de, bu hayat devam ediyor. Saat işliyor arkadaşlar, saat gidiyor. Dolayısıyla senin plan yapmandaki amaç zaten hayatını istediğin gibi yön verebilmek. Hayatı, kendi hayatını kendin yön verebilmek için zaten plan yapıyoruz. Dolayısıyla plan yapmanın önemini lütfen ama lütfen çok iyi kavrayın. Mezuna kalabilirsiniz. Dediğim gibi bu da planladığınız bir şey olmayabilir. Siz hayal ettiğiniz bir şey olmayabilir. Hayalini kurduğunuz üniversite olmamış olabilir. Mezuna kalmak çok da öyle kötü bir durum değil arkadaşlar. En başında da söylediğim gibi 13-14 sene geriye gitsem ve bana sorsalar ki bu puanla mezuna mı kalacaksın yoksa yazacak mısın yine de Gazi Matematik diye, ben derim ki mezuna kalırdım. Hani o an için ne yapacağımı bilmiyorum ama kalırdım yani. Bir şekilde bir şey yapardım. Şu an yaptığım işi inanılmaz derecede seviyorum. Matematiğe hayranım, matematiğe aşığım. Ama yine de kalırdım ya. Yani ne bileyim, Gazi Matematik olmazdı da belki ODTÜ Matematik olurdu ama kalırdım o mezuna. Daha iyisini yapana kadar çabalardım, çırpınırdım. Dolayısıyla mezuna kalmak öyle
gülünç bir şey değil, kötü bir şey değil, eziklik, büzüklük hiç değil. Mezuna kaldınız ya. Bu da bu sınavın bir parçası, bu da bu sınavın bir süreci. Sana böyle bir hak tanımışlar mı? Tanımışlar. Sen 50 yaşında da olsan girebiliyorsun sonuçta üniversite sınavına. Bu da bir hak. Bu senin hakkın. Yapabilirsin. Tekrardan sınava hazırlanabilirsin. Bu komik bir durum değil. Üzücü bir durum hiç değil. Yıkıcı bir durum değil. Vahim bir durum değil. Dolayısıyla bu senin hakkındı. Sonuç olarak adam 2000. oluyor ama Galatasaray hukuk istemiş mesela. Olmuyor. Diyor ki ben bir de hazırlanacağım. Sonuçta böyle adamlar da var tekrar hazırlanan. Dolayısıyla gençler enseyi karartmıyorsunuz. Mezuna kalmak, tekrar söylüyorum, kötü bir durum değil. Mezuna kaldıysan da şimdiden kolları sıvıyorsun, çalışmaya başlıyorsun. Benle beraber çalışmaya başlarsan da ekstradan mutlu olurum. Evet gençler, artık biraz fazla konuşmuşuz. Bakalım yarım saat konuşmuşuz. Güzel. Ben bu kadar konuşacağımı tahmin etmiyordum. 10 dakika bir öğrencilerle muhabbet edin ama yarım saatlik video olmuş. Videoyu artık bitirelim. Dediğim gibi sorunuz olursa cevaplarım. Instagram'dan yazabilirsiniz. Videonun altına yazabilirsiniz. Tabii videonun altından fotoğraf falan gönderilmiyor. Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Buralara kadar dinlemeyi başaran arkadaşlarım varsa da yarım saat. Onlara da canlarını sıktıysak, sürçülisan eyleliysek, moralleri falan bozulduysa, ama moral bozacak çok bir şey söylemedim. Ama haklarını helal etsinler. Instagram'dan bana çalışma ortamınızı bile gönderebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben de size gönderirim hatta. Çalışma ortamınızı gönderin arkadaşlar. Oturalım, eğlenelim, gülelim. Yani birbirimizi motive etmek için her şeyi yapabiliriz. Teknolojinin verdiği imkanlara dayanarak her şeyi yapabiliriz. Yani benimle paylaşabilirsiniz. Tamam, sıkıntı yok yani. Ben sizin okuldaki hocanız gibi, okuldaki hocanızdan belki daha fazla ilgilenebilirim sizle. Çünkü benim işim sizsiniz arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylemekten de gurur duyuyorum. Evet gençler, sizleri çok seviyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.